Fenerbahçe'de sadece tabii Willian Araujo üzerinden değil, geniş kadro üzerinden de konuşalım istiyorum ben. Fenerbahçe de bu dönemde transferler yaptı ve transfer yapmaya devam edeceği, sol hücum oyuncusu aradığı şeklinde haberler Evet. var Halin Domaç. Orada da Borini ismi yine orada da gündemde var ama şu ana kadar çok net bir şey söylenmedi. Onur konusunda da bir girişim yaptılar. Sonra anlaşamadılar herhalde, bilemiyorum sonuçta. Oradan da geri çekildiler. Fenerbahçe tabii 3 transfer yaptı ama birini transferi yaptı, gönderdi. Emre Demir'i Samsun'a gönderdi. Önce transfer etti, sonra Samsun'a gönderdi. Burada Samet Akaydın ve Jadon Osterwolde var. Fenerbahçe'nin kadrosu, şimdi şu kadroya baktığımızda yani yine sayısal olarak ciddi bir fazlalık var gibi görünüyor. Ben bu arada şuraya sol beke yazılmış Lincoln Henrique, aşağıda kaldı Lincoln Henrique. Tabii onu da sol bek de onun üzerine yapıştı. Aslında sol bek oynamıyor oyuncu. Öyle bir Tabii. özelliği yok ama onun da üzerine yapıştı sol bek oynamak. Halbuki ön tarafa ya da forvet arkası oynayabilecek oyuncu özelliği var. O sol tarafa Rossi tek kalmış. Rossi tarzı ama işte bitiriciliği olan bir oyuncu. Onun için Borini de orada da konuşuldu. Ama şu ana kadar bitmiş bir şey yok. Bu kadro orta alanda yeterli sayısı olan bir kadro. Öyle söyleyebiliriz. Ama kanatlarda. Bir de hocanın tabii oyun felsefesine uygun olması gerekiyor. Hoca orta alanı hızlı geçip savunma arkasına süratli oyuncular istiyor. Koşu atacak oyuncular istiyor. İşte Emre Mor, Diego Rossi, Valencia gibi oyuncuları ön plana yazıyor. O nedenle hani burada bir sol kenar oyuncusu alabilir. Genç bir oyuncu üzerinden de devam ediyorlar diye bir takım bilgiler vardı ama onu doğrulatamadık söyleyelim yani. Danimarkalı bir oyuncu var. Onunla ilgili bir takım çalışmaları olmuş ama doğrulatamadık. Onu özellikle söyleyelim ki hani yanlış anlaşılmasın. Ernest Norşalen'de oynayan bir oyuncu var. Onun üzerinden de o da yine kanat oynuyor. Skorer bir kanat oyuncusu. Yani Fenerbahçe biraz da şimdi altyapılara doğru da yönelmeye başladı. Yani aşağıya doğru da oyuncu transferini gerçekleştiriyor. Ama burada tabii eğer şampiyon olamazsanız yani altyapıya yaptığınız yatırımlar için kimse ya ne kadar başarılı altyapıya yatırım yaptı demez. Onu söyleyelim yani. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin şu kadrosuna baktığımızda Mahmut Alparslan'a sorayım. En bol olan mevki forvet. Valencia, Batshuayi, King, João Pedro, o da döndü sakatlıktan ve Serdar Dursun. Bir de Aubameyang haberleri yazıldı ama tabii üçüncü takımı olacağı için böyle bir şey mümkün değil. O yüzden yani Fenerbahçe'nin şu kalan bölümde bu kadrosu Galatasaray'ı yakalayabilir mi? Rakibiniz takılırsa yakalarsınız. Siz de yenin, o da yensin. Aradaki fark devam eder. Fenerbahçe'de şu anda sol tarafa oyuncu lazım mı? Bakarsan lazım değil. Emre Mor'u da orada oynatırsın. Diego Rossi'nin olduğu yerde. Oynadı mı? Oynadı. King de oynuyor. Oynar mı? Oynuyor. Valencia oynuyor mu? Oynuyor. Yani orası dönerli, her türlü yaparız. Yani şu anda transfer dersen tabii herkes transfer ister de şu kadroda transferlik bir şey yok Fenerbahçe'nin. Yani geniş, çok geniş bir kadrolara sahip. Tabii ileriye dönük yeni sezon içinde hazırlıklarını yapıyorlar. Ben Fenerbahçe'nin en mükemmel transferi Kore'den yaptıkları o genç oyuncu. 18 Jojo. yaşında falan, galiba 19 yaşında olacak. En sonunda bir tane takımımız o tarafa gitmeye başladı. Ne cevherler var orada. Ama maalesef oraları takip Oralara etmiyoruz. mı yönelmek lazım Bak diyorsunuz? tabii size söyleyeyim mi? Mükemmel oyuncular var. Ve de fiyatlar öyle böyledi. Ve onlarla birlikte sponsorlar geliyor. Senin aldığın büyük oyuncular, ismi bilinen oyuncular Japon ve Koreliler. Onlar tamam. Onlara fazla değil ama öbür türlü genç oyuncuları aldığın zaman işte markalarını söylemeyelim. Dünya çapında hangi markalar varsa onlar da sizin peşinizde geliyorlar. Bunları en iyi yapan zaten Avrupa'da Almanlardı. İlk başlatanlar Japon ve Kore. Arkasından İngiltere,
başladı oralara yayılmaya. Çok doğru bir iş yaptılar. O bağlantıyı da kesmemek lazım. Yani Japonya ve Kore çok enteresan oyuncular var. Çok genç oyuncular ve dinamik oyuncular var. İşte Real Madrid de aldı. Kaç yaşında? Yok ama Japon milli takımında oynuyor. Gencecik bir oyuncu. Onu verdiler kiralık. Yapabiliyorsunuz. O tarzda Fenerbahçe bence en iyi transferi o. Oynar mı, oynamaz mı bilemem. Seyirleri seyretmek lazım. 19'lara gidip seyredeceksin. Başlasınlar. Ben de Derazı'nda gidip izleyeceğim. Bizzat gidip hatta yerinde izleyeceğim. Afrika'dan da birkaç oyuncu Gambia'dan denenmek aldılar. İçin geldi. Gambia'dan aldılar iki tane ama ben Afrikalı oyuncuların biraz süreç getirdiği bir dönem. Çünkü oradaki eğitimleri şimdi akademiden mi aldınız, lig takımlarından mı aldınız? Onu çok iyi bilmek lazım. Akademiler var. Mesela Mali'de, Kamerun'da, farklı yerlerde, Gana'da, Nijerya'da, İngiliz kolonisi olduğu yerlerde, İngiltere'den hocalar falan getiriyorlar. Onların sisteminde, akademilerden bahsediyorum. Şeyde, Kamerun'da falan mesela Kaji Sport Akademi var. Şeyin Eton'un falan çıktığı yerler. Ama Fransızlar var orada da. Çünkü çok iyi biliyorum orasını. Hmm. Oralardan getirdiyseniz futbol mentalitesi biraz Avrupalılarla o antrenman metoduna ama direkt normal bir Afrika takımından aldıysanız orada biraz süreç uzun sürüyor. Ama Kore, Japonya öyle değil. Yeni metotlarla mükemmel çalışıyorlar. Hele bir üniversite ligi var Japonya'da. Üniversite ligi. Üniversite ligi. İşte aklı selim takımlar gidip oralardan kapacaklar. Bizde de var hocam üniversite ligi. Bizde var, de gerçekten var. Var tabii üniversite ligi. Oynadım var. Ben. Oynamışlığım var yani. Onun için söylüyorum. Üniversite ligi var. Yani Fenerbahçe orada çok iyi bir iş yaptı. Tabii burada da şu andaki kadro, önümüzdeki kadro Onur. Her türlü Fenerbahçe'nin bu lig için çok ideal. Her türlü. Tamam. Ne oldu Fenerbahçe? Belki o düşüş yaşadığı düşüşü diyelim. O maç performansından kaynaklanabilir. Haftada iki maçtan çıkıp tek maça dönmesi belki de inişi orada yakaladılar. Çünkü o ritmüse alışmıştı o takım. Takır takır oynuyordu. Doğru. Çarşamba oynuyorsun 8 tane oyuncu, hafta sonu oynuyorsun 8 oyuncu değişik. O tarzda gidiyordu. Şimdi son dönemlerde tek maça düşünce ne yaptı hoca? 2 tane veya 3 taneyle değişmeye başladı. Ama öbür türlü o makine çalışıyordu. Belki de Fenerbahçe'nin düşüş nedeni Avrupa maçlarının olmaması, haftada iki maçı oynamaması. Takım hazırdı ona çünkü. Çok hazırdı. Ne diyorduk? Bunu abi giren çıkan aratma. Ama son dönemlerde biraz ondan kaynaklanabilir. O ritmusu yakalarlarsa tekrardan eski seviyeye gider. Ne diyoruz? Şu anda görünen Galatasaray ve Fener arasında, Fenerbahçe arasında gidecek şampiyonluk. İşte Konya maçı kritik, kazanırsa yine 6 puana indirecek. Yani ya her maç sonuçta. Bundan sonra ne dedi Haldun biraz evvel? Takımlar dedi transfer yaptı. Gelen oyuncuların hangi performansı göstereceğini bilmiyorsunuz. Konya'da o değişimde bir düşüş yaşıyorlar. Onlar da yeni hoca, hocanın kendi mentalitesi sattığı oyuncular var. Yerlerine ne kadar aldılar, o gelenler ne kadar oturacak, ne kadar hazırlanacaklar. Hepsi soru işareti. Ama buraları hazır takım. Sen şimdi sol bek Jardin'i aldın. Hazır bir takıma geliyorsun. Yani makinesi çalışıyor. Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle. Hazır takıma geliyorsunuz, oturuyorsunuz oraya. Orada zorlanma az olur. Ama öbür takımlarda iki tane, üç tane kilit oyuncunuz varsa bunları satarsanız siz toparlaması çok zor oluyor. Ya Fenerbahçe onu yaşamaz. Biraz evvel Arao klibini gördük. Hani her eve lazım derler ya, Arao o tarzda bir oyuncu. Evet. Bu Osterwolde'nin de performansını şimdi merakla bekliyoruz. Aynen, hepimiz bekliyoruz. Çünkü Parma'da hep oynuyordu. İlk 11 oyuncusuydu. Fenerbahçe'ye geldi. Adana Demirspor maçında oynayamadı. Hazırlık maçında da oynayamadı hastalığı nedeniyle. Gripmiş. Konyaspor maçında oynayacak mı oynamayacak mı merakla bekliyoruz. Şimdi önce bir kere şunu söyleyeyim. Hani pardon, şu Konya şey değil mi? Erteleme maçı. Ama ondan önce geldi galiba Osterwolde. Ondan önce mi? Yok. Önce geldi. Konya maçı. Deprem nedeniyle. Deprem nedeniyle ertelendi. Ondan önce geldi diye biliyorum ben de. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey hatta var. Öncesindeki Adana Demir maçı da kadrodaydı. Evet, doğru. Ama oynamadı. Önce geldi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere Galatasaray'ın psikolojik olarak çok ciddi bir üstünlüğü var. Şimdi hep şeyi konuşuyoruz. 50 günde 3 tane maç yapacak. Tamam. Bu dezavantaj. 50 günde 3 maç yapacak. Ama ligin başla şimdi Fenerbahçe bir maç yapacak, bir maç daha yapacak. Galatasaray 3 puanı cebine koyacak. Tabii. 9+3 cepte. Yani oynamadan cepte.
Yani bunun psikolojik üstünlüğü var. Sen arkadan gelen takım daha fazla oynayacaksın. En ufak bir sendeleme yaparsa aradaki puan farkı açılarak senin mental olarak aşağı düşüşün daha fazlalaşacak. Evet. Onun için de Fenerbahçe'yi daha zorlu bir süreç bekliyor. Onu söylemek için vurguladım. Yani maç şimdi şey gibi düşünülüyor. Maç ya oynamadan 50 günde puan maç farkını açabilir. Maç oynamayacak ama ligin ilk haftası Gaziantep maçı 3 puan cebinde. Doğru. Şimdi King'le ilgili bir haberimiz var. King sakatlıkları nedeniyle pek istikrarlı bir performans sergileyemedi biliyorsunuz Fenerbahçe'de ama Konya maçında ilk 11'e dönmesi bekleniyor.